Rozi'cim. Birazcık daha toparlandıysan... ...şu konuyu sağ salim kafayla bir daha konuşalım istersen. Kararından emin misin? Evet, eminim. Tamam Firuze'cim ama Davut seni bırakacak mı? Bıraksa da bırakmasa da ayrılacağım. Ben en çok çocuklar için üzülüyorum Betüş Hanım. Her şey onların gözü önünde olup bitiyor. Hadi ben alıştım bayağı küfürü ama... ...zaten küçücük avuç açı kadar bile. Canım hiç merak etme. Bak yeni hayatında ailenin tek başına geçindirmen için... ...biz sana elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Hem maddi hem manevi. Biliyorum Betüş Hanım, sağ olun. Ben bakarım. Betüş Kafe buyurun. Siz misiniz Davut Efendi? Buyursunlar, dinliyorum. Yok burada Firuze Miruze. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Bana bak bir adam. Sen kim oluyorsun da o kadını öyle dövüyorsun ha? Puh! Boyu posun değirmişsin seni. Allah cezanı vermesin. Beni gördüğün yerde kaç Davut Efendi. Zira senin kafanı patlatacağım. Hoş sen o kafayı duvarlara çok çarpacaksın ama geçmişler olsun. Yazıklar olsun sana be. Ne biçim erkeksin senin kalıbına? Puh! Bir daha da burayı yarama hadi. Ne diyor? Ne diyecek? Hiçbir şey diyemeden tıktım ağzına lafı, kapattım suratına. Bak görürsünüz, o şimdi Sadık Bey'i de arar. Firuze'yi eve yollayın diye adamın başını detiriyor. Hiç merak etme Firuze'cim. Ben şimdi derhal Sadık'ı arayacağım... ...ve bu işin kesin olarak bittiğini Davut'a uygun bir dille anlatmasını isteyeceğim. İnşallah anlar. Hı, anlayacak. Ne haber Ceren? Ne yapıyorsun burada? Çile'yi bekliyorum. Zil tanım ne kadar oldu? Hala sınıftan çıkmadılar. Dersleri uzamıştır. İyi de abi içeriden hiç ses gelmiyor. Merak edeceğimize şu delikten bir bakalım. Tamam. Arkadaşlar şu an bu sınıf çok acayip. Çilekle bir kız tahtada savaştan çıkmışlar gibi. Haberiniz var mı bilmiyorum ama Çilek ağlıyor. Ne? Ay, ya bırak. Çilek söyle abicim seni kim ağlattı? Cem. Affedersiniz öğretmenim ama kardeşimin niye aldığını hemen şimdi öğrenmek istiyorum. O benim saçımı çekti ben de onu ısırdım. Sebep? Sebebini en az ben de senin kadar merak ediyorum Cem. Bu arada kusura bakmayın öğretmenim. İçeriye pat diye girdik de. Sorun değil. Şu anda derste değiliz. Sadece burada neler olup bittiğini öğrenmeden kimsenin dışarı çıkmasını istemiyorum. Ama bizim suçumuz ne? Bir sınıfta böyle bir olay olduğu zaman olanlardan hepiniz sorumlusunuz. Şu halinize bir bakın. Hepiniz birbirinizle dövüştünüz. Peki neden? Sınıf simgeciler ve çilekçiler olarak ikiye ayrıldı da ondan. Ben simgeciyim. Ben de çileği tutuyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben simgeciyim. Ben de simgeciyim. Çocuklar, bu sınıfın neden ikiye ayrıldığını öğrenebilir miyim lütfen? Ben bir tahmin yürütüm öğretmenim. Bu sınıfın iki tane güzel kızı var. Biri çilek, biri de simge. Tek sorun da bu. Tek bir neden var. Simge kanı asılıyor. Hayır, hiç de değil. Yalan söyleme korkak tavuk gibi. Çilek, çok ayıp. Özür dilerim öğretmenim ama Kaan benim erkek arkadaşım. Simge'ye ne oluyor? Ben Kaan'a bakmıyorum. Kime bakıyorsun o zaman? Simgeciğim, kime baktığını söyler misin? Erdem'e. Gördün mü Çilek? Bak. Ben sana dedim. Of of. Ya çocuklar, gördüklerime, duyduklarıma inanamıyorum. Ben bir ilkokul sınıfında olduğumuzu zannediyordum. Burada herkes birbiriyle bir aşk filmi çeviriyor. Özür dilerim, Simge'ye bakmaya gidebilir miyim? Peki, çık Erdem. Ders bitmiştir çocuklar. Hadi Çilek, gel bir yüzünü yıkayalım. Tamam. Yorulduysan sen sallama anneanne. Ben kendim sallanırım. Anneanneler torunlarından hiç yorulmazlar. O senin anneanne olmandan değil, peri olmandan. Evet, periler hiç yorulmaz. Ama sen bana o kadar nazik bir soru sordun ki... ...ben de sana nazik bir cevap vermek istedim.
Senin beni ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Ama ben senin beni ne kadar sevdiğini çok iyi bilmiyorum. Aşk olsun, tabii ki seni çok seviyorum. Beni parka getiriyorsun. Benimle her şeyi yapıyorsun. Ve benimle arkadaşlık yapıyorsun. Arkadaşlar birbirlerine sırlarını verirler. Onların iyiliğini düşünürler. Ama benim arkadaşım olmadığı için bilmiyorum. Madem beni arkadaşın olarak görüyorsun, arkadaşlığın nasıl bir şey olduğunu göstermek için gel seninle bir oyun oynayalım. Tamam, ne oyunu? Bir, az sonra konuşacaklarımız aramızda bir sır olarak kalacak. Hı. Ve iyi bir arkadaş olarak bu sırrı da saklayacaksın. Söz veriyorum. İki? Ben şimdi sana iyi bir arkadaşın yapması gerektiği gibi eğer dünyaya bir kardeşin gelirse ne gibi sıkıntılar çekeceğini sana göstereceğim. Ne gibi? Şatoya gidelim, sihirli aynadan görürsün. Ama sen beni birkaç dakika bekle. Olur. Nereye? Küçük bir işim var. Ben de sallanmaya başlayayım. Ben sohbet edebileceğim. Gidip bir baksana. Simge hala ağlıyor mu? Erdem yanında mı? Ben gidip bakamam. Ne haber Çilek? Simge gördünüz mü? Evet ya, kantin hala çok fena ağlıyor. Erdem ne yapıyor? Ben de senden hoşlanıyorum diyor. Çilek, Simge'den özür dilemen lazım. Çok canını yakmasın. Kalbi kırılmış. Biliyorum abla, çok üzülüyorum. Çilek, geliyorlar. Kimler? Simge ile Erdem. Kaan, bana şans dile. Sen dur bakalım. Kargaşadan yararlanıp kardeşime sokulmak yok. Dalgınlığımdan yararlanma. Hadi sen sınıfa. Simge, sen beni dinler misin? Sana yaptıklarım için çok özür dilerim. Bu ne demek şimdi? Affedilmedin demek. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Bazen iyi ki bizi kopyalıyorlar da biz de böyle iyi vakit geçiriyoruz diye düşünüyorum. Acaba hep böyle yaşamamız mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü bu dünyada iki dudu, iki toprak olursa işler karışır. Biz maalesef bize ihtiyaç duyulduğu zaman varız, sonra yokuz. Gerçek değil miyiz yani? Gerçek değiliz. Sadece onlar gibi görünüyoruz, onlar gibi davranıyoruz. Ama gerçek değiliz. Adı üstünde, biz kopyalarız. Toprak, Dudu ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyor gibi görünüyoruz? Senin toprağı parka getirmen görülmüş şey değildir de ondan sordum. Annemle babam bana bir kardeş yapacaklar. Anneannem de bunu kutlamak için beni parka götürdü. Ay yani şimdi iki kat daha şaşırdım. Ayol sen Eda'nın çocuk doğuracağını bilsen 7 cihanı ayağa kaldırırsın. Yorum yapma Perihan. Zaman perileri de değiştiremez mi? Eda nerede? Evde. Bu gördüklerimin hayal olup olmadığını gidip Eda'ya soracağım. Nasıldım? Dudu gibi davrandın mı? Davrandın. Aynı onun gibiydin. İşinizi yapın, yorum yapmayın. Şimdi Eda ile Perihan sizi sihirli küreden seyredecek. Renk vermemeye çalışın. Peki Dudu Peri. Peki. Merhaba hayatım. Merhaba Perihan teyze. Eda'cığım, güzel haberini şimdi aldım. Hangi haber? Yeni bir bebek. Nereden duydun Perihan teyze? Parkta annenle toprağa rastladım. İnanılmaz bir manzaraydı. Onların haline bebek haberinden daha çok şaşırdım. Esasında ben de çok şaşırdım. Hala şaşırmaktayım. Baksana hallerine. Perihan teyze, annem bize hiçbir şey yapamayacağını sonunda kabul etti. Ve toprağı kutlama için parka götürdü. Peki toprak ne diyor bu işi? Ay bir görsen Perihan teyze, o kadar çok sevindi ki bir dünya peri dansı yaptı, saatlerce havada kaldı. Ah canım benim, gel, gel seni bir kutlayayım. Efendim? Beklenen adam geldi. İçeri al. Gelsin bakalım. Gelsin de bir ifadesini alalım ha.
Gir içeri. Gir, gir, gir. Şuraya geç, şuraya geç, şuraya. Otur. Merhabalar Sadık Bey. Bana bak, baştan peşin peşin söyleyeyim. Eğer abi karımı eve yolla dersen bunu yapmayacağım, anlaşıldı mı? Lütfen. Kurbanınız olayım. Ya bunun lütfeni mi var ya? Öyle içip içip dağıtıp ondan sonra da pişman oluyorsun. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karını çok üzmüşsün, geri dönmek istemiyormuş. Elim kırılsın bir daha vurursam. Bana bak Davut Efendi, bu kaçıncı ha, bu kaçıncı? Bu son söz. Hakikaten ya, bu kaçıncı? Vallahi saymadım. Ama yemin ederim bu sefer son. Ben sana inanmıyorum Davut Efendi. Ben Firuze'siz yaşayamam. İnsan birini seviyorsa ona asla kıyamaz. Eğer o giderse bana kim kadınlık edecek? İşlerimi kim görecek? Kardeşim, yani sen Firuze'yi işlerini görsün, kadınlık etsin diye mi seviyorsun ha? E kadın dediğin başka nedir ki? Ha bir de çocuklara bakar. Davut Efendi, ya kadın dediğin bu değildir. Bana bak, hele insan karısına bu gözle bakmaz. Onu o olduğu için sever, yoksa işlerini görsün diye değil. Vallahi ben sizin gibi okumuş değilim, bilmem. Kardeşim bunun okumakla ilgisi yok. Bak Davut Efendi, bunun sevmekle, saygıyla, kıymet vermekle ilgisi var. Şunu kafana iyice sok. Ne olur abi eve döndür onu dersen bunu yapmayacağım, tamam mı? Çünkü sen o kredini harcadın. Yani o hakkın bitti, son. Firuze bu konuda ne düşünecek, ne karar verecek bilmiyorum. Eğer kararı seni bırakmaksa, yemin ediyorum şunu kafana iyice sok. En iyi avukatı bulmak için canla başla çalışacağım. Çünkü biz Firuze'yi çok seviyoruz. Onun acı çekmesi demek, bizim de acı çekmemiz demek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat ve